Merhabalar. Yeni bir derste yine seninle beraberiz. Bu dersimizde paragrafta ana düşünce konusunu ele alacağız. ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu. Ortalama 1-2 soru her yıl geliyor bu konudan. Ben sana ana fikir nasıl bulunur ya da ana fikir dendiğinde neler aklımıza gelmelidir onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Sana başarılar diliyorum. Yazarın bir parçada anlatmak istediği asıl düşünce. Önemli. Asıl düşünce. Vermek istediği asıl iletiye yani mesaja ana fikir, ana düşünce denir. Her paragrafın bir yazılım amacı vardır. Bu amacı belirleyen cümleye de ana düşünce cümlesi denir. Paragraf niçin yazılmıştır? Sorusuna en kapsamlı yanıtı veren cümle ana düşüncedir. Paragraftaki diğer cümleler ana düşünceye bağlanırsa anlamda birlik sağlanır. Cümleler birbirleriyle bağlantı kurarken diğer yönden de ana düşünceye bağlılığı sürdürür. Gelişmeler de ana düşünce cümlesine göre oluşur. Ana düşünce cümlelerinin parçanın konusu ve bakış açısıyla sıkı bir ilişki içerisindedir ve cümleleri değişik yorumlara yol açmaz. Bu cümleleri açıklamaya, örnek vermeye, neden ve sonuçları göstermeye yani geliştirmeye uygun cümlelerdir. Ana düşünce cümlesinin paragraftaki belli bir yeri yoktur. Bu cümle parçanın başında olabilir, giriş cümlesi olabilir, bazen sonuç cümlesi de olabilir. Bazen de parçanın tümüne sindirilmiş olabilir. Yani o parçayı okuduğumuzda biz o parçadan ne anladık ya da bize ne iletti o parça diyorsak o ana fikirdir. Ana düşünce konuyu yalnız bir yönüyle ele alan ve belirleştiren düşüncedir. Paragrafın yazılma nedeni, temeli olan bu konu kesin bir yargı cümlesinden oluşur. Ana düşünceyle ilgili bazı soru kökleri şunlardır. Onlara bir bakalım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen en çok kullanılan kalıp bu. Asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisidir? Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce hangisidir? Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? Bu parçada yazarın asıl söylemek istediği aşağıdakilerin hangisidir? Şeklinde sorular gelebilir. Şimdi bir uyarımız var. Paragraf sorularını okurken o paragrafı kendi duygu düşüncelerimize göre değil, yazarın duygu ve düşüncelerine göre anlamak zorundayız. Paragrafın yorumu o paragrafın ana düşüncesine göre yapılır. Yani kafamıza yorum yapmayacağız. Parçanın ana düşüncesi doğru belirlenmezse paragraf da doğru yorumlanamaz. Şimdi örneğimizi beraber inceleyelim. Eleştirmenin bir kitap üzerinde söylediklerini okuyunca siz o kitapla ilgili her şeyi bildiğini sanırsınız. Oysa bir gölge yakalayacaksınız. Çiziyorum altını. Böyle sen de paragraf sorularını çözerken belli yerlerin altını çizmen, senin de böyle yerlerin altını çizmen gerekiyor. Gölge yakalanmaz ama öyle diyelim. Elinizdekinin bir gölge olduğunu bilmeyerek gerçekten bir şey elde ettiğinizi sanacaksınız. Bir kitabın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız o kitapla ilgili söylenenleri değil, kitabın kendisini okuyunuz. Vermek istediğini burada verdi. O zaman burada kitabı tanıtmak yeterli olmadığını, yani parçada bir yapıt ile ilgili eleştirilerin o kitabı tanıtmak yeterli olmadığını, kitabın aslında okunması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle bir kitabı gerçekten anlamak için o kitapla ilgili söylenenlere değil, kitabın kendisine bakılmalıdır düşüncesi bizim için ana fikir oluşturur. Bir diğer parçamıza bakalım. Eğer mutluluğu tanımıyorsan o da sana merhaba demez. Hayatın yollarından bir kez karşılaşsan bile ne sen onu tanırsın ne de o sana selam verir. Mutluluğu tanıyacaksın. Kim bilir belki evin bahçesinde büyüyen çam ağacıdır mutluluk. Belki de sokağın köşesinde boy atan akasyadır. Bahçede çam yoksa, sokakta akasya salınmıyorsa o zaman da pencereden görünen avuç içi kadar denizdir. Pencereden deniz görünmüyorsa sokağa bak. Sokakta oynayan bir çocuk yok mu? Varsa adı mutluluktur. Ya yoksa? O zaman belki de bir kedidir soğuk kış günde camdan bakan. Yani mutluluğu aramayabilirsen mutluluğu mutlaka dışarıya baktığında, çevrene baktığında görürsün diyor parçanın genelinde. Öyleyse ne diyor? Mutluluğun ağaçta, sokaktaki akasyada, pencerede görünen denizde ve benzeri herhangi bir yerde olabileceğini belirtiyor. Önemli olan her yerde bulunabilen mutluluğu tanımaktır diyor.
Yani buna göre parçada asıl söylenmek istenen şudur. İnsan eğer isterse mutluluğu her şeyde, her yerde yakalayabilir. Sen diyor, nereye bakmak istersem aslında mutluluk oradadır diyor. Önemli olan yer burası. Aklında olsun, paragraf soruları çözülürken ana düşünce ile yardımcı düşünceler bazen karıştırılmaktadır. Ana düşünce daha kapsamlı bir yargıdır. Yan düşünceler ana düşünceye bağlı olan ve onun açıklayıcısı, tamamlayıcısı olan ifadelerdir. Buna da dikkat etmeni istiyorum. O zaman ne diyoruz özet olarak? Her parçanın bir ana düşüncesi vardır. Vermek istediği bir mesaj ileti vardır. Mesaj ve iletiye ana düşünce diyoruz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı soru çözmek istersen ÇAP Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'na bakabilirsin. Başarılar diliyorum.